Cevdet, aldıysan parayı koy hemen cebine de bir an önce gidelim buradan. Bu saatler iş tekin olmuyor buraları. Dur bir saniye Şükran, sayıyorum. Yolda bulsam bir de sayacaksın demişler. Cevdet hadi ya artık. Gören de milyar çektin sanacak. Tamam tamam. İki ayağımı bir pabuca sokma benim burada. Her işi de böyle son ana bırakmasan olmuyor değil mi Cevdet? Gündüzler torbaya mı girdi bu saatte para çekiyorsun? Anlamıyorum ki. Ben kirayı yarın akşam vereceğim diyorum. Ev sahibi tutturdu sabah işe gitmeden alacağım diye. Ben ne yapayım ya? Hadi hadi yürü gidelim bir an önce evimize. Yürü baba. Şükran itekleyip durma ya beni. Nedir bu acele? Ama olmaz ki. Üzerimizde toplu para var Cevdet. Korkuyorum birileri gelip hayatım, paramızı korkma, çalacak bak, diye. Kocam olmaz. Var yanında. Tamam. Aa. Yaşlandım biraz ama emekli maaşımı kaptıracak kadar da bunamadım ben. Neyse, merak etme sen. Anlamadım ki. Çıkar da paraları say. Oğlum şahane para var burada vallahi. Rahmetli iyi maaş alıyormuş. Hadi iyiyiz yine iyiyiz. Cüzdanı da camdan at. Öyle iyice temizle. Sil 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 hadi sil. İyice sil. Şimdi bak. Oh. Ne güzel iş lan bu öyle böyle. Abi. Lan oğlum az önce gasp için adam öldürdük. Suçun Allah'ını işledik. Sen şimdi bunun üzerine kırmızıda geçmekten mi korkuyorsun? Kamera var abicim. Kırmızıda geçersek resmimizi çekiyorlar. Kaçarken arkamızda iz bırakmayalım. Komşulardı kanlamış, yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes en altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan
fare edip çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Fark var.